Buyurun Hayriye Hanım. Ay Necla'yı merak ediyorum da. Ne yaptı acaba, hiç konuştunuz mu? Hayır. Bulatmamak için de aramıyorum. Ay ben de. Belki de dalmış çalışıyordur inşallah. Bir terslik olsaydı arardı nasıl olsa, değil mi? Tabii. Aslında bir uğrasan keşke. Kız çok yalnız kaldı bugün. Öğleden sonra uğrarım. Şevket ne alemde? Döndü mü havaalanından? Sedef'i geçirmeye gitmedi ki. Aa, niye? Telefonla konuştular. Aa, onun da canı sıkkındır şimdi. Kamyon geldi Hayriye Hanım. İşimiz gücümüz var. Hadi akşama konuşuruz bol bol. Ay iyi, tamam, kolay gelsin. Söyle Şevket'e hiç üzmesin kendini. Ay biri gider diğeri gelir. Hayat. Kim bilir daha kimler çıkacak karşısına. Allah iyi insanlarla karşılaştırsın da. Hayriye Hanım. Ay tamam, kapattım. Benim de işim gücüm var zaten. Hoşçakalın. Afiyet olsun efendim. Elinize sağlık. Teşekkür ederim. Ne yapıyorsunuz mutfakta? Akşam için yemek hazırlıyorduk. Soğanı çiğden koyuyorsunuz değil mi? Söylediğim gibi. Aksi halde beyefendiye dokunuyor. Ali Rıza Bey'e yani. Öyle yapıyoruz. İşinizi kolaylığında gelin. Salonda birkaç ayarlama yapacağım. Biraz değişikliğe ihtiyacı var bu evin. Hı. Büyük hanımın canı sıkıldı. Evle oynamak istiyor. Aa. Eşyaların yerini değiştirecekmiş. Ne zaman gidecekler bunlar? Bir an önce gitseler de normal hayatımıza dönsek. Bundan sonrası normal olacak mı sence? Hiç sanmıyorum. Siz bırakın efendim. Söyleyin ben yaparım. Şu koltuk şuraya. Hı. Oradakiler de buraya. Merhaba. Merhaba. Necla'ya bir bakmaya geldim. İşte ilk günü. Belki erken eve dönmek ister. Onun birine ihtiyacı olduğunu sanmıyorum. Gayet güçlü görünüyor. Kararlı. Ama bir bakın tabii. Yanında olun. Babasısınız. Bundan hiç şüpheniz olmasın. Özür dilerim. Eve gidiyorum. Suzan iyi değil. Benim de onun yanında olmam lazım. Nasılsa şirket emin ellerde. Hoşça kalın. Güle güle. Bodrum projesiyle kim ilgileniyor? Ben Necla Hanım. Dosya bu CD'de. Teşekkür ederim. Tamam. Efendim? Kim? Peki bağlayın. Buyurun, ben Necil Aydın oğlu. Teşekkür ederim. Evet. Söyleyecek gerçekten bir şey yok. Evet, başladım işe. Projeleri ben devraldım. Evet, birlikte çalışacağız bundan sonra. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz Ali Rıza Bey. Hoş bulduk. Başınız sağ olsun. Hepimizin. Necla'ma bakmıştım ama. Necla Hanım artık Cem Bey'in odasında çalışacakmış. Öyle mi? Teşekkür ederim. İyi günler. İyi günler. Hadi gözünüz aydın. Yakında Ali Rıza Bey de tekrar işe başlar. Olacağına bak. Sabahtan beri toplantı üstüne toplantı yapıyormuş. Hemen patronluğa soyundu. Öyle demeyin, yazık. Kocasının işine sahip çıkıyor kadın. Ne yapsın? Merhaba, hoş geldiniz. Neşte Hanım... Toplantıdalardı ama... Bitmiş, girebilirsiniz. Girebilir miyim? Gel baba. Hayrola? Sana bakmaya geldim. Ama yoğunsun. Evet. Devam eden işleri inceliyordum. Otursana. Gelirken Kemal Bey ile karşılaştık aşağıda. Çıkıyordu, şöyle bir konuştuk ayaküstü. Bizim de küçük bir konuşmamız oldu sabahtan. İyi misin? İyiyim. Daha da iyi olacağım. Dur ben açayım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldin canım. Ay bugün çok uğraştım. Bak bakalım beğenecek misin? Değişiklik her zaman iyidir. Beğenmedin mi? Kızım, belini inciteceksin. Hallederiz biz. Sana bu evde hiçbir şey yerinden oynamayacak demedim mi? Ben ne bileyim, değişiklik iyi olur diye. Bir duş alıp geliyorum. Evi eski haline getirin hemen. Bir daha da benden habersiz hiçbir şeyi kıpırdatmayın yerinden. Yemek hazır. Kurduruyorum hemen sofrayı. Siz meşgulsünüz. Ben hazırlarım şimdi. Bir değişiklik olur. Yeni şekliyle eskiyi hatırlamaz diye düşündüm, ne bileyim. O eskiyi unutmak istemiyor ki Hayriye. Biz Necla'nın hayatına müdahale etmek için burada değiliz. Değil mi? Müdahale için değil. Onu düşündüğümden. Burası onun evi. Zamanı geldiğinde... Hayatıyla ilgili, eviyle ilgili ne yapacağına kendi karar verecek. Çok sinirli oldu. Çok hırçın oldu. Daha beter olacak diye korkuyorum. İçindeki isyanın kim bilir ne kadarı bize gösterdiği. Kolay değil bir hanım. Değil tabii, olur mu?